Benim için yalanın en zor olduğu zaman aslında profesyonel olarak mesleğimi yaparken karşımda hastaya tanısını söyleme sürecindeki durum. Yani bizim işimizde ki ben kanserle uğraşan biriyim, tatsız bir işle uğraşıyorum. Bir insana hasta olduğunu söylemek, kanser olduğunu söylemek, bir insanın yakınına işte annesinin, babasının, çocuğunun kanser olduğunu söylemek. Bunlar çok zor şeyler ve bunları söylememe hakkına sahip değilsiniz. Yani evet. Hem ahlaken değilsiniz, hem mesleki olarak etik değilsiniz, olarak. Hem de gerçekten bunu yapmadığınız zaman hukuki olarak da suç işliyorsunuz. Kaldı ki karşıdaki insanın desteğini de bu süreçte almak zorunluluğunuz var. Böyle olduğu zaman cidden de burada mesela yalan olmaz. Bazı alanlarda hiç yalan söylenmemelidir. Yine yapılan çalışmalara atıfta bulunarak devam edeyim. Yaşadığınız ülke ve ülke koşulları da yalanın nasıl söylendiğini etkiliyor. Mesela bireyci toplumlarda, gelişmiş batı toplumlarını düşünün. Orada yalanlar kişiye söyleniyor. Bizim gibi daha kolektif yaşayan toplumlardaki yalanlar birden çok insanı ilgilendiriyor. Bununla ilgili gerçekten de 2011 yılında yapılmış çok önemli bir çalışma var. O şunu gösteriyor. Bireyci toplumlardaki yalan daha böyle hain bir yalan. Ama kolektif toplumlardaki yalan birazcık daha insanların mutluluğuna yönelik söylenmiş yalanlar. Yani mutlu yalanlar. Yıllar yıllar önce Mark Twain şunu söylemişti. Bir insanı mutlu etmeyecek, üzecek bir yalanla mutlu etmeyen, üzen bir doğru arasında hiçbir fark yok demişti. Yani şunu demeye çalıştı Mark Twain aslında. Yani insanları üzen bir doğruyu duymaktansa insanları sevindiren bir yalanı duymayı tercih ederim. Tabii bu çok tartışılır bir şey. Mark Twain hepimiz biliyoruz. Şeytanın avukatı bir yazardır. Burada da aslında biraz şeytanın avukatlığını yapmış ama üzerinde düşünmeye değer bir şey bu bence. Peki en sık duyduğun yalan söyle. 5 dakikaya oradayım. 5 dakikaya oradayım. Başka? Üstündeki çok yakışmış mesela. Peki. Sen çok farklısın. Oo peki. Başka? Başka? Sensiz yaşayamam, sen olmasan yapamam. Vay. Oradan bir duydum, mikrofonu aktarın. Vallahi ben yapmadım. Peki. Hiç fena değilsiniz. Bayağı iyi yani. Epey bir külliyat çıktı buradan. Ben yapılmış bir çalışma sonucu söyleyeceğim. En çok söylenen yalan ne biliyor musunuz? Ben asla yalan söylemem. Bunu başta ilk sorduğum soruda yapmadınız. Burası güvenilir bir grup. Bir başka, ikinci sırada hangi yalan var biliyor musunuz? Telefonum sessizdeydi. Ha, yeni moda yalan. Bir de şu var. Söyle bak kızmayacağım. Bu da bir yalan. Telefonumu değiştirdim. Numaram bende kayıtlı değil. Bu da bir yalan. Üzerimde nakit yok. Önemli olan ruh güzelliği. Çok güldünüz. Bu da mı yalan? Bazılarına göre yalan. Sana göre? Bana göre değil. Bu yalan mı? Yalanın bu kadar yaygın ve kolay söylenmesinin çok önemli bir nedeni var bence. Bu nedeni bulabilene bir alkış alacağım. Hocam bence sınırsız ve bedava olması. Peki ama bir şey daha var biliyor musunuz? İnsanlar yalana inanmaya acayip meyilli. Böyle de bir şey var. Yani yalana çok kolay inanıyoruz aslında. Yine Mark Twain'e dönelim. Mark Twain'in çok güzel bir sözü var. Gerçek ayakkabılarını bağlayana kadar diyor, yalan dünyayı 3 kere dolaşır. Yani yalanın gerçekten böyle yayılma şeyi çok fazla. Mesela bununla ilgili yapılmış deneyler var. Şöyle bir deney var. İşte birisi bir haber üfürüyor sosyal medyada. Diyor ki bir kulaklık var. O kulaklık birden insanın kulağında patlıyor ve insana zarar veriyor. Hemen bütün sosyal medyada bu hızlı bir şekilde yayılıyor. Yani akıllı uslu bir şey yazsanız kimse de o akıllı uslu yazılmış şeyle de ilgilenmiyor. Yani aslında hepimizin yalana biraz eğilimi var, inanmaya biraz eğilimi var. O nedenle bizim bu programdaki mottolarımızdan birini hiç unutmayın.
her şeyden kuşku duymak lazım. Yani kuşku eğitimli insanın en büyük silahlarından biridir. Asla ve kesinlikle soru sormaktan vazgeçmemek gerekiyor. Her zaman soru sorun ve her zaman irdeleyin ve her zaman daha fazlasını öğrenmeye çalışın. Çünkü yalanın nüfuz edememesi sizin eğitim zırhınızla ilişkili bir şey. Oradan içeriye yalanın geçmesini engelleyebilirsiniz bu şekilde. Bu çok önemli. Tabii burada bizim kolay yalan söylememizi ya da yalana çok alışmamızı sağlayan faktörlerden bir tanesi de çok popüler sosyal medya, değil mi? Sosyal medya müthiş bir şey. Yani ben bazen çok şaşırıyorum. Mesela bu insanların hesaplarındaki fotoğraflara bakıyorum. Ya inanılmaz filtreler falan, yani insan kendine benzemiyor. Yani buna yalan denebilir mi? Bilmiyorum ama yalan söylemeyi ya da yalan kültürünü pekiştiren bir şey bu. Yani hiç kendisine benzemeyen bir fotoğraf koyuyor X kişisi. Y kişisi aa ne kadar güzel diyor, like ediyor, canım çok tatlısın falan yazıyor. Ertesi gün Y kişisi başka bir filtreyle başka bir fotoğraf koyuyor. X kişisi ona bunu yazıyor. Tamamen sanal. Gerçek hayata dokunan hiçbir yanı yok bunun. Gerçekle hiçbir ilgisi yok. Ve gerçekten özellikle genç insanlarda enerjimizi, kapasitemizi, aklımızı boşa kullanmak biraz. Yani bu bir hastalık bana sorarsanız ve bunu belki evet, ayrı bir bölümde uzun uzun konuşmamız gerekir. Neyse ki Türkiye'de mesela kanallarda yayınlanan haberlere inanma oranı %33 falan. Ama bu dünyada daha düşük biliyor musunuz? %23. Buradan gururla söyleyelim ki en çok haberine inanılan da NTV bu arada. Bir alkışlar sesler. Ve bu yalan haberlerle ilgili bir sır daha vereyim size. Bir yalan haber ne kadar çok tekrarlanırsa insanların kafasına o kadar çok giriyor ve o kadar doğru gibi algılanıyor. Ya bu inanılmaz bir şey. Yani devamlı bir insana hep aynı yalanı söylerseniz bir zaman sonra insan o yalana inanıyor. Bu insanın büyük bir zaafı. Yine soru sormamız gerektiğini, yine her şeyi kurcalamamız gerektiğini gösteren bir şey. Tabii bütün bu dünyada yaşadığımız bu yalan örgüsü sonunda post-truth denilen bir döneme girmemizi sağladı. Gerçek sonrası dönem. Gerçek sonrası dönem dediğiniz dönem insanların aslında yalana daha çok inanmaya eğilim gösterdiği bir dönem. Yani gerçekten sonraki dönem en iyi şöyle anlatılabilir. Gerçek öncesi dönemde örnek veriyorum dünyanın düz olduğuna inanılırdı. Sonra gerçek döneminde Magellan, Pisagor, Galileo bunlar çıktılar ve sonunda hayır dediler, dünya yuvarlaktır. Bu gerçek dönemi. Post-truth döneminde ne oldu? Girin bakın Düz Dünya Derneği diye bir dernek var. 21. yüzyılda dünyanın düz olduğuna inananların kurduğu binlerce takipçisi olan bir dernek var. Hatta adamın biri bunun doğru olduğunu, dünyanın düz olduğunu kanıtlamak için bir deney yaptı ve hayatını kaybetti. Mesela bir tanesi şey yazmıştı, yer çekimi yoktur, o gök itimidir. Bu post-truth döneminin hastalıklı ruhu yine bilimle ve akılla temizlenebilir. Buna sahip çıkmamız gerekiyor. Umberto Eco o kadar güzel anlatmış ki bakın, artık esas meselemiz, bir şeyin yanlış olduğunu ispatlamak zorunda kalacak olmamız değil diyor. Esas meselemiz apaçık doğrunun doğru olduğunu ispatlamaya çalışmak zorunda kalacak olmamız. Çok güzel bir söz. Yani kabak gibi doğruyu insanlara anlatmaya çabalıyoruz artık. Yani bu herhalde post-truth döneminin en kötü miraslarından bir tanesi olacak ileride insanlık için. Bu arada hep yalandan bahsettik ama bir de yalanın patolojik olarak söylendiği, bir anlamda hastalık sayılan, yani aslında şu anda bir hastalık gibi değil, daha çok bir bulgu gibi kabul edilen ama kimilerine göre bir hastalık da sayılabilecek yalan söyleme hastalığı diye bir hastalık var. Buna mitomani diyoruz. Mitos, efsane demek Latince. Mani, delilik hali. Yani efsane deliliği.
Çok güzel tanımladınız aslında hocam. Sizin dediğiniz gibi bizim psikiyatrik hastalıklar rehberimizde henüz yer almıyor. Kişilik bozukluklarında, diğer farklı hastalıkların alt kırılımlarında kendini görüyoruz. Mitomani halk arasında diyeceğimiz gibi yalan söyleme hastalığı, bilinçli veya bilinçsiz yapılıyor. Bu kronik durum. Kronik yalan ya da morbid yalan olarak da, yalan söyleme olarak da geçiyor literatürde. Evet ve bunların bir özelliği var aslında. Hani demin dedik ya, yalanın bir amacı var. Bunların yalanının bir amacı yok. Mesela sıcak severken soğuk severim diyor. İşte ilkbahar benim en sevdiğim ay diyor. En çok sevdiği ay sonbaharken mesela. Hiçbir amacı olmayan ve bunlar o kadar güzel ve konuşuyorlar ki sözel anlatıları da çok gelişkin oluyor. Ve inanılmaz detay anlatıyorlar. Yani bu bir hastalık. Amaçsız. Hatta bazen kendi yalanlarına o kadar inanıyorlar ki bu insanlar seninle kavga edebiliyor. Ya bu yalan diyorsun, ya neresi yalan diyor adam, söylediği yalana inanıyor bir zaman sonra. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden bir örnek vereyim. Çok tipik bir mitomanik adam öyküsü. Çok üst düzey bir yargıç, çok üst düzey bir mahkemeye atanıyor. CV'sine şunu ekliyor adam. Amerika'dan kilometrelerce uzak bir yerde, belki Asya'nın bir köşesinde, yıllarca CIA ajanlığı yaptım diye bir şey atıyor. Adam onu oraya yazıyor. Yani bu adamın o mahkemeye atanmasında bu yalanın hiçbir katkısı yok aslında. Orada CIA ajanıyım yazmasa da muhtemelen o göreve atanacak. Çünkü tamamen farklı iki şey. Ama adamda öyle bir düşük benlik algısı ve öyle bir travmatik geçmiş var ki böyle bir şatafatlı geçmişi kendisi için çok iyi buluyor. Ve onu oraya ekliyor. Ve bu adam görevinden alındı. Yani mitomani öyle bir delilik hali aslında. Ben yalanın bir tercih olduğuna da inanıyorum. Bu konuda psikologumuz ne diyecek? Yalan söylemek bence bir tercihtir aslında. Bazı durumlarda yalan söylendiğinde ve karşı tarafın o yalanı kabul ettiği hissedildiğinde insanlarda bir yükselme duygusu da var. Bir madde kullanmış gibi böyle bir aşkın ve coşkun bir hale de geliyor insanlar. Dolayısıyla bazı insanlar bir süre sonra bu duyguyu da yakalamak için de dediğiniz gibi yalan söyleyebilirler. Başlangıçta yalanı anlamak için insanlar bir sürü şey yapmışlar. Mesela Mezopotamya'da binlerce yıl önce nehre atarlarmış. Yaşarsa doğru söyledi, ölürse yalan söyledi. %50 %50, belki oranlar bilmiyorum, o kadar tam da ortadan olmayabilir. Sonra Çin'de mesela böyle avuç için dolusu pirinç ağza koyarlar ve öyle sorgularlarmış. Eğer pirinç ıslanmazsa yalan söyledi derlermiş. Çünkü yalan söyleyenin ağzı kurur. Ve yıllar sonra 1935 yılında ilk yalan makinesi yapılmış. Yalan makinesi dediğimiz makina, İşte bu tür vital bulguları, yaşamsal bulguları sorgulama sırasında kaydeden, işte beyin dalgalarını, insanın kan basıncını, gözlerindeki bu göz bebeklerindeki büyümeyi, kalp hızını ve birçok başka parametreyi tespit eden, kaydeden bir makina. Ve buradan kişinin yalan söyleyip söylemediğini ortaya çıkarabiliyorsunuz diye epey bir zaman kullanılmış. Son zamanlarda yalan makinesi sözünü duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz değil mi? Niye duymuyorsunuz? Çünkü yalan makinesi işe yaramıyor. Yani kimi çalışmalarda oran %50 falan. Yani zar atsanız aynı şey. Anlatabiliyor muyum? Yazı turu atsanız aynı şey. Dolayısıyla yalan makinesi insanlar tarafından aslında terk edilmiş bir şey. Mesela öyle sorgulama yöntemlerinde bu tür mimiklerin yanıltıcılığını gösteren çok çalışma var. Mesela İngiltere'de Portsmouth'ta üniversitede bir çalışma yapıyorlar. Dillerini bilmeyen polisleri sorguya alıyorlar ve izlemelerini istiyorlar. Bakın diyorlar, yani bu suçlu mu suçsuz mu? Suçlu doğru tahmin eden oranı %65. Yani düşünsenize, geriye kalan %35 yanılıyor. Sorgulandığınızı düşünün ve tamamen doğruyu söylediğinizi düşünün ve karşıdakinin bunu anlamama ihtimalinin %35-40 oldu. Çok stresli bir şey. Şimdi geldik çocuklarda yalan. Aslında
çocuklar gerçekten 7 yaşına kadar yalan nedir bilmiyorlar. Onların yaptığı, onların söylediği yalanlar aslında daha çok tiyatral, biraz böyle hayal güçleriyle falan ilgili bir şey ve çok da baskılamak gerekmiyor. Nasıl bir aktörü, bir aktrisi oynadığı rol yüzünden sen bu değilsin, yalan söylüyorsun ya da yalan yapıyorsun diyemeyeceğiniz gibi bunu çocuklara da söylememek gerekiyor. Sevgili seyirciler, size de söylüyorum. 7 yaşının altındaki çocuklarda bilinçli ve bizi bozan, rahatsız eden yalan aslında yok. Eğer mesela çorbayı üzerine döktüyse bir çocuk ve annesine kardeşim yaptı bunu dediyse suçu kendinizde arayın. Yargılıyorsunuz ve hüküm veriyorsunuz demektir. Bunları ciddi olarak gözden geçirmeniz lazım. Bir özet yapalım. Yalan hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri. Ne yazık ki. Ve hiçbirimiz bunun dışında değiliz. Bir kere bunu kabul etmeliyiz. Her söylenen yalan değildir. Her duyduğunuz yanlış, yalan olsun diye söylenmiyordur. Bunu da biliyor olmamız gerekir. Beynimiz, hafızamız bizi yanıltıyor olabilir. O yüzden azıcık hoşgörülü olmak gerekir. Bana sorarsanız yeter ki gündelik hayatımızda hele sevdiklerimize manipülatif amaçlı ya da kendimize çıkar sağlayacak amaçlı yalanlar söylemeyelim.